Bu ekrandaki köpekler yakaladığı kurtu bırakıyorlar. Kurt oradan ayrılmaya başlıyor. Koşa koşa ilerliyor. Ve daha sonra köpekler kurtun arkasına düşüyorlar. Ve 10 metre ileride köpek kurta yetişiyor ve orada birbirine dalıyorlar. Bu ekrandaki kurt keçi sürüsünün dibine gelmiş durumda. Çobanın ve kurtun arasında 10 metre var ya da yok. Dibeler. Arkadaşlar merhaba. Tekrardan hoş geldiniz. Bugün dağlarda yürüyüş yapmak istedik. Yarım saat önce evden çıktık. Şimdi dağların yüksek yerlerindeyiz. İlerimizde çok yüksek kayalık var. Ve bu bölgede çok kurt bulunuyor. Belki tesadüfen canavarlara denk geldik. Biliyorsunuz ben dağları çok severim. Dağlarda dolaşmak, doğada yaşamayı çok seviyorum. Bugün sizinle birlikte uzun bir yolculuk yapacağız. Yanımızda ne köpek ne de kimse var. Yalnız yalnız dolaşalım. Eminim çok güzel bir gün olacak. Böyle kayada papatyalar yeşermiş. Kayaların içinde çiçek türleri var. Gerçekten şu an çok güzel bir koku alıyoruz. Çok temiz bir oksijen var. Hava harika. Kendimize dikkat edelim. Arkadaşlar, önüme gelen bazı taşları aşağıya salacağım. Çünkü bu taşlar çok hafif duruyor. Bazen insanlar aşağılardan geçiyor. Hayvanlar aşağılarda otlanıyorlar. İşte böyle hafif duran taşlar oradan düşerse, hayvanların üstüne yuvarlanırsa birden fazla hayvan öldürebilir. O yüzden gördüğüm taşları altı boşlukta olan taşları aşağıya salacağız. Daha aşağısı boşken, kimseler aşağıda yokken dengesiz duran taşları bırakalım aşağıya, aşağılara yuvalansın. Bir de zaten etrafta hiç ağaç yok. Eğer taşlar yuvarlarsak ağaçlara zarar vermemiş olur. Otlar var, yeşillik var. Yeşillik zaten bir süre sonra, hemen bir 20 gün sonra ekranda gördüğünüz canlı olan çimenler hepsi ölür. Yeşillik fazla yaşamaz. Ama ağaçlar bize çok fayda sağlar. Uzun uzun yıllar yaşıyorlar. Şimdi bu taşları da böyle aşağıya bıraktık. Peş peşe gidiyorlar. Aşağıda kimseler yok. Bu dağların iniş ve çıkışı gerçekten çok zor. Bir de bu alanda keçi otarmak, keçi otlatmak gerçekten çok daha iyi. Böyle gibi yere koyun salsak, koyunlar taşların içinde mahvolur, perişan olur. Keçi hep dağlara, taşlara çıkar. Böyle gibi yerlerde keçi için daha iyi. Koyun ve keçi karışık olunca, bir tarafa salınca keçi hep üst tarafa çıkıyor. Keçi yukarıda otlanmaya devam ediyorlar. Ve kayaların içinde otlanırken taşların ucuna basıyor ve taşlar aşağılara yuvarlanıyor. Aşağılarda da genelde hep koyun oluyor. O taşlar koyunlara isabet ediyor. O yüzden sadece keçi salacaksın bu taraflara.
otun tadını çıkartırlar. Böyle bir teneke gördük. Çok eski. Bayağı paslanmıştı. Konserve kutusuna benziyor. Arkadaşlar ilerlemeye devam edelim. Hava çok serin. Ve arkadaşlar bu alanda gerçekten kışın hemen hemen her sene çığ oluyor. Baksanıza dağların şekillerine. Aşırı dik duruyor. Burası daha iyi. Biz biraz daha da ileriye gidelim. Biz bir de orayı görün. Arkadaşlar sizi videoyla baş başa bırakacağım. Sesimi kapatıyorum. İyi seyirler dilerim. Baştan sona izlemenizi de tavsiye ederim. Kendinize dikkat edin ve bir sonraki içerikte görüşmek üzere. İlerideki kayaların içinde ışkın var. Eğer görürsek, yolumuz oraya düşerse ışkınları da görüntüleyeceğiz.
La 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 la.